Evet, nerede bu Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin kalıntıları? İzin verirseniz ben bu soruyu size sormak isterim. Sayın Turgut Cansever, siz neredeyse ömrünüzü bu işe adamışsınız. Yani yıllarca çalışma yapmışsınız bu konu üzerinde. 20-30 yıllık başlangıcı olan bir proje bu türbenin aranması. Ve sizin de bir hayli çalışmalarınız var son yıllarda. Çok doğru. Türk Dışişleri Bakanlığı dediğiniz gibi 20-30 sene evvel Türk-Macar ilişkileri, kültür ilişkileri çerçevesi içerisinde Zigetvar'da Kanuni Sultan Süleyman için bir anıt vücuda getirilmesi hususunda Macar hükümetiyle bir mutabakata varmış. Ben 1981 yılında bu anıtın nerede yapılmasının uygun olacağını tespit etmek ve bu proje hazırlıklarına katılmak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek Macaristan'a gittim. O zamana kadar bu konuda fikrim yoktu. Eldeki bilgiler, Macarların ilk anlattıkları, orada mevcut bir kilise civarında, Gördüğünüz gibi evet, sanırım. Görünüş Kilisesi'nin civarında bunun bulunduğu şeklindeydi. Ancak kısa bir o yörede gezintiden sonra hemen fark ettik ki, hemen ortaya çıkan dokümanlar ortaya koydu ki bu kilisenin bulunduğu yer bir iki rivayete dayanarak Kanuni Sultan Süleyman Türbesi olarak zikrediliyor. Bu o kadar sağlam bir şey değil. Değil, evet. O ülke seyahatte civarda bir miktar dolaşmayı ihtiyaç hissettim. 500-600 metre bu noktadan ileride bir yamaç üzerinde büyük bir hendek gözüme çarptı. Macaristan'a gelmeden evvel de Kanuni Türbesi'nin etrafında bir kale duvarı meydana getirildiğini, kalenin çevresinde bir hendek bulunduğunu tarihi kaynaklardan, Joseph Molnar'dan okumuştum. Biraz evvel bahsettiğim gibi Siz orada bir hendekle karşılaştınız bir kere. 300-500 metre ötede böyle bir hendekle karşılaştım. Hendek ilgimi çekti. Çalılarla kaplı hendeğin içerisinde yürümeye çalıştım. Böğürtlen çalılar arasında. Ve hemen ayağıma bir şey takıldı. Bir Osmanlı tuğlası. 3-5 adım ötede tekrar Başka ve Osmanlı tuğlası. tekrar. Bu tabii müthiş bir ikazdı. Hocam ben sözünü kesiyorum. Affınıza sana söyleyeyim. Ben bir mimari okumuşum olduğu için biraz bilgim var. Biz Zigetvar Kalesi'ni gezerken orada biraz evvel gösterdiğiniz gibi Sultan Süleyman Camii'nin inşasında bu Osmanlı tuğlarını görmüştük. Nedir Osmanlı tuğlası? Bir farkını verir misiniz? Bu tuğla anane olarak ta İznik'teki ilk yapılarda bile karşımıza çıkan bir tuğladır. Bu tuğla 5 ila 3 santim arasında kalınlığı olan Evet. 4 köşe, Evet. 30 ila 40 santim arasında da gene Kenarları var. tarihi gelişme içerisinde ölçüsü değişen bir tuğladır. Bunun ötesinde tuğlanın tam Osmanlı tuğlası olduğunu belirleyen imal ve kalite Pişirmek farkları, lazım. pişirilme, toprağının sıkıştırılmış olması gibi farklar vardır. Bu tuğla bütün Bursa yapıları, Ki camilerimizde de Edirne'de, var değil mi? İstanbul'daki bütün Camilerde. camilerimizde, medreselerimizde, hamamlarımıza Yani büyük 400-500 abdest, yıllık bütün yapılarda gördüğünüz tuğlalar 400-500 bunlar yıllık değil mi? kullanılmış bir Evet. tuğladır. Ve siz bunları gördünüz herhalde. Tabii bu tuğlaların 16. asra ait olanlarını gördüm. O kadar ki İmar Müdürlüğü yetkilileri, mimarlar, plancılar beraberdik. Tuğlayı beraberce kale içindeki Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne götürdük. Oradaki tuğlalarla karşılaştık ve tam aynı olduğunu Aynen. tespit ettik. Bu herkesi çok etkiledi. O ikinci ziyaretimde 1983'te tespit ettiğimiz arazinin içerisine girmek imkanı olmadı. Gene mahsul vardı. Köpekler vardı. Fakat bu defa dikkatimi çeken husus, bu tarlanın ortasında iki çalı kümesinin varlığıydı. Bu iki çalı kümesi sürülmemişti. O yöre incelenirse hemen görülüyor ki tarlaların tamamı sürülmüş bulunuyor. Nispeten büyük ziraat alanlarına göre daha küçük olan bu tarlanın ortasında bu tarlayı sürmeye engel olan şey nedir? Bunun incelenmesi gerekir dedik. Son seyahatimizde bunu yapmak imkanı bulduk ve burada bu çalı kümelerinden bir tanesinin dibinde bir Osmanlı duvarı parçası,
diğerinin de içerisinde lahit olduğunu tahmin edebileceğimiz 1,5 metreden daha büyük yekpare bir taş çıktı. Velhasıl bu kalıntılar, bu iki iz burada sökülemeyecek derecede sağlam yapıların varlığını bize bir kere daha kanıtladı. Bunlara ilaveten doğrusu bu yerin Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin bulunduğu nokta olduğunu gösteren çok daha hiçbir şekilde tahmine yer bırakmayan başka deliller elimize geçti. Tarih incelemesi yine kalenin, türbenin civarında türbe inşa edildikten sonra bir köyün oluştuğunu anlatıyordu. Bir kısmı Macarlar, bir kısmı Türkler olan bir köy buraya inşa edilmiş. İlginç olan taraf, köyün adı da Türbek Köyü. Türbek, Macarca'dan türbe anlamına geliyor. Demek ki orada bir türbe varmış, varmış, bir köy kurulmuş. Kurulmuş ve dolayısıyla türbenden ilham alınarak köyün adına da Türbe Köyü denmiş. Sayın Hocam çok teşekkürler bu çok kıymetli bilgiler için. Şu anda bizim için yapacak tek bir şey daha kaldı. Tekrar Zigetvar'a, Macaristan'a dönmek ve şu Türbe Köyü'nü bulmak. Zigetvar'dan son görüntülerimiz için şimdi sizleri Türbe köyüne götürdüm. Bu köy 1610 yılından beri bu isimle anılıyor bütün Macaristan haritalarında. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin burada olduğu için bu köyün burada kurulduğu ve burada geliştiğini bütün tarihçiler kabul ediyorlar. Bakın geçen 300 yıl içinde bu köy büyümüş, gelişmiş ve yamaçlara doğru serpilmiş. Ancak köyün Zigetvar Kalesi'ne bakan yüzünde köyün sınırının birdenbire bıçak gibi kesildiğini görüyorsunuz. İşte burası bizim çok dikkatimizi çekti. Evet, Türbe Köyü'nün Zigetvar Kalesi'ne bakan batı yüzündeki sınırının bıçak gibi kesildiği yer işte tam burası. Gördüğünüz gibi çepçevre ekili biçili bir arazi burası. Ancak bu arazinin tam ortasında ekilmeyen biçilmeyen ya da ekilemeyen biçilemeyen iki toprak parçası var. Ve buradan baktığınız zaman kıble istikametinde bu toprak parçaları. Ayrıca buraları kazdığınız zaman altında bir temel çıkıyor ve bu temellerden dikkatinizi çekerim. Osmanlı tuğlaları çıkıyor. 16. asır Osmanlı tuğlaları. Bu tuğlaların aynılarını Zigetvar Kalesi'nde Sultan Süleyman Camii'nde görmüştük. Diyelim ki bütün bunlar tesadüf. Peki, Evliya Çelebi seyahatnamesini okuyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın gelip otağını kurduğu, vefat ettiği ve iç organları gömüldükten sonra üstüne türbesinin yapıldığı yer işte burası. Toparlamak gerekirse bu topraklar Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferinde ecdadımızın kanlarıyla sulanmış olan topraklar. Ve yakında burada büyük bir kanuni anıtı yükselecek. Bize sorarsanız o anıtın yükselmesi gereken yer işte burası. Kanuni Sultan Süleyman'a ayırdığımız bu programı noktalamak için tekrar başladığımız yere İstanbul'a dönüyoruz. Bugün Sultan Süleyman İstanbul'da kendi adıyla anılan semtte Süleymaniye'de Süleymaniye Camii'nin avlusunda işte bu arkamda gördüğünüz türbede yatıyor. Gönlümüz buna benzer bir türbenin Macaristan'da Zigetvar'da yükselmesini arzuluyor doğrusu. Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman bütün dünyada Muhteşem Süleyman adıyla bilinir. Şimdi dilerseniz bu muhteşem padişahın muhteşem türbesini birlikte gezelim. Thank you.
Bu haftalık da bu kadar. 1991'de de bugüne kadar olduğu gibi sizler bana yazmaya ama her konuda yazmaya lütfen devam edin. Adresimi biliyorsunuz. Barış Manço Moda 81300 İstanbul. Tekrar ediyorum. Barış Manço Moda 81300 İstanbul. Pazara tekrar karşı karşıya hukuk müdürüne. Sağlıcakla kalın.